Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde inşallah Piri Reis'i biraz anlatacağız, bahsedeceğiz. Bu dersimizde inşallah bir arşiv vesikası okumayacağız ya da bir arşiv vesikası yorumlamayacağız. Bunun altını çizeyim. Çünkü neticede zaten kanalımız arşiv belgeleri okuma kanalı. Hal böyle olunca arkadaşlar, bu dersimizde Amerika'nın ilk haritasının nasıl çizildiğini, yani Piri Reis Amerika'nın ilk haritasını nasıl çizdi? Bizim de sürekli gururlandığımız, göğsümüzün kabardığı, iftihar ettiğimiz bir harita. Amerika kıtasını ilk çizen, Amerika kıtasını ciddi anlamda çizilen ilk haritası Piri Reis'in haritası. Peki Piri Reis ne zaman yaşamış, ne şekilde çizmiş bu haritayı? Tabii öncelikle bunu görmek lazım. Arkadaşlar, Piri Reis öncelikle 16. yüzyılda Akdeniz'i en iyi tavsif eden, en iyi vasıflandıran, niteleyen bir harita çizmiştir. Peki bu harita, yani Akdeniz'i tasvir eden, bu arada kafanız karışmasın tabii ki, Amerika kıtasını nasıl çizdiği noktasında da bilgiler verilecek ve Piri Reis'in bu haritayı öncelikle nereden aldığıyla da ilgili malumat verilecek arkadaşlar. Hatta oradan başlayalım. Biz bu makaleyi arkadaşlar öncelikle Türk Tarih Kurumu'nun Belleten dergisi var. Belleten dergisinden alınmıştır. Yani oradan yararlanmıştır. 1995 yılı dergi. Öncelikle bunun altını çizelim. Cilt 1, sayı 2 arkadaşlar. Piri Reis'in haritası. Tabii keşke makale sahibinin de ismini buraya alsak çok 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 daha iyi olacaktı. Hatta öncelikle oradan da başlayabiliriz. Makale sahibinin öncelikle isminin gösterilmesinin doğru olacağını düşünerek önce bir oraya gidelim. Makale sahibini sizi belki biraz sıkacağız ama makale sahibinin adını göstermenin doğru olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki Belleten dergisine ulaşabilirsek, evet arkadaşlar, buradan Belleten dergisine ulaşalım. Ve makale açıldığında makale sahibinin kim olduğunu da gösteririz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi Piri Reis'i Şimali Amerika haritası ile ilgili Profesör Sadi Selen'in çok hoş bir makalesi. Bunun altını çizelim ve arkadaşlar hemen biz haritamıza geri dönelim. Tersten geliyoruz galiba. Şöyle gidelim. Evet. Arkadaşlar, Piri Reis öncelikle 16. yüzyılda Akdeniz'i en iyi niteleyen haritayı çizmiştir. Maalesef biz bugün günümüzde dahi Ege Denizi'ndeki bazı kayalıklar ve kayacıkların nerede olduğunu, bizim mi değil mi vesaire gibi hala ihtilaflı konuları çözemezken Piri Reis Akdeniz'i o kadar detaylı anlatmış ki arkadaşlar. Öncelikle tabii ki Piri Reis'in bu muhteşem Kitabul Bahriye ya da Bahriye kitabı gerçekten ilim tarihinde çok 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 öneme sahip bir kitaptır. Gerçekten bugün bile denizcilikte aslında okutulması gereken, denizcilik tarihinin kilometre taşlarından bir kitaptır diye düşünüyorum arkadaşlar. Hemen devam edelim. Arkadaşlar, Piri Reis'in Amerika'ya ait haritası Topkapı Sarayı'nda bulunuyor ve bu gerçekten Topkapı Sarayı'nda bulunduğunda büyük bir heyecana sebep oluyor. Piri Reis'e ait sadece bir harita değil, Topkapı Sarayı'nca ikinci bir harita daha bulunmuş ve bu haritada gerçekten büyük bir heyecana sebep olmuştur. Aşağıda gördüğünüz renkler vesaire renkli bir harita. Piri Reis'in haritası da renkli arkadaşlar. Renkli bir şekilde deriye çizilmiştir. Zaten burada gördüğünüz gibi Topkapı Sarayı'nda bulunan ikinci haritada ne yapılmış arkadaşlar? Renkli ve deriye çizilmiş bir haritadır. Bunun altını çiziyorum. Yani önemli bir bilgidir arkadaşlar.
Hemen devam edelim arkadaşlar. Asıl adı tabi haritada ne yazıyor? Harrere ya da Hurrire. Hurrirehu, yani onu, o yazıldı. Ya da Harrerehu, onu yazdı. Yazıldı demeyelim çünkü yazan belli, naibi fail değil. Harrerehu lehul fakir, hakir, piri reis bin el hac Muhammed el müştehir, birader zade-i merhum reis gazi Kemal An şehri Gelibolu diye yazılmıştır arkadaşlar. Gelibolu'da yazılmış. Zaten Gelibolu biliyorsunuz denizin olduğu bir yer. Bu harita burada yazılmış. Haritanın üzerinde de işte Harrerahu, yani bu haritayı yazan anlamında bir ibareyle kendi künyesini, Piri Reis'i ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Görebiliyoruz. Peki Piri Reis'in haritası nasıl bir haritaydı arkadaşlar? Grönland sahilinden başlayarak çiziyor. Güneye doğru Azor adalarından geçiyor arkadaşlar harita. Grönland'dan itibaren kuzeybatıya doğru iki büyük kara parçası çiziyor Piri Reis arkadaşlar. Bu kara parçalarından baştakine Bakale adını veriyor. Bu adanın Portekizler tarafından keşfedildiğini de hemen ifade ediyor. Yani bu haritayı ben keşfettim de, ben çizdim de falan gibisinden bir şey yapmıyor. Zaten o dönemde o tarafa doğru gidebilmesi, Amerika kıtasına doğru gidebilmesi, yani çok uzak yerlere doğru seferler yapmıştır. Yani uzak doğuya, uzak Asya'ya vesaire. Ama yani Portekizlerin gittiği Amerika tarafına doğru gitmemiştir. Tabii Portekizlere az sonra göreceğimiz gibi portakal kafiri diye nitelemesi de Piri Reis'in ilginç bir nitelem arkadaşlar. Portekizlerin bu Bakale adını verdiği, Piri Reis'in Bakale adını verdiği yerden sonra da Labrador sahillerini çizmesi tabi cali bir dikkat bir olaydır arkadaşlar. Labrador sahilleri arkadaşlar ilk zamanlar Bakella ya da Morine sahilleri ya da burayı keşfeden kişi ki adı Cortreal'dir. Bu isimle anılıyor. Piri Reis haritasının kenarına şu notu düşmüştür. Burası da çok önemli. Bulunduğu kadarı yazılmıştır. Yani o dönem eline ulaşan kaynaklar neyse onu yazmıştır, gördüğünü yazmıştır. Ezbere olarak kafadan uydurma bir şey çizmemiştir. Daha sonra arkadaşlar bu yazdığı yerleri vesaireyi kimin bulduğunu da yazıyor. Hemen bakın burada ne diyor? Portekizler demiyor da portakal kafiri bulmuştur notunu ekliyor. Ve bilmediği yerlere de arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi tamamı malum değildir diye hemen notunu ne yapıyor? Piri Reis ekliyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Florida sahillerini o kadar aslına uygun çiziyor ki Piri Reis gerçekten cali bir dikkat bir olay. Yani aslına uygun, mutabık, bugünkü modern haritacılık tekniğiyle çizilebilecek tarzda bir çizim meydana getiriyor. Tabi Piri Reis Honduras, Yucatan, Haiti'nin bugünkü haliyle çizilmiş şekline yakın çizimlerde ne yapıyor? Yapıyor arkadaşlar. Tabi Izılvana diye bir isim veriyor. Nereye? Arkadaşlar, bugünkü bildiğimiz Kore'ye ne diyor? Şey Küba'ya düzeltiyorum. Izılvana ismini veriyor arkadaşlar. Piri Reis haritasında ayrıca taşlık, kayalık ve kör kayaları da ayrıntılı olarak çiziyor. Yani maalesef biz bugün Ege'de şurada burada yani neler var neler yok, nelerimiz var nelerimiz yok. Bunu hala tespit noktasında sıkıntı yaşarken Piri Reis'in o dönemdeki çizimi de gerçekten çok 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 önemli arkadaşlar. Tabii Piri Reis'in arkadaşlar haritaları dünya keşiflerini yakından takip ettiğini gösteriyor. Yani Piri Reis bu haritaları kafasından uydurarak çizmemiştir. Yani bunun altını çizmek lazım. Yani Piri Reis kafasından uydurarak bir harita çizmek yerine
Gerçekten ne yapıyor arkadaşlar? Yakından takip ediyor dünyadaki keşifleri, dünyada kim nereye gidiyor, kim nereden ne getiriyor, kim nerede neyi bulmuş, nerede ne var, ne satılıyor, ne alınıyor, yeraltı, yerüstü kaynakları nelerdir, bu konuyla ilgili neler yazılmış, bunların hepsini tarıyor, ediyor ve ona göre bir harita çiziyor. Ve gerçekten arkadaşlar, bugün Kuzey Amerika haritasını gerçekten öyle bir şekilde çiziyor ki en ince detayına kadar arkadaşlar. Yani bu kadar ancak çizilebilir. Yani 1500'lü yılları göz önüne aldığımızda bu haritanın çizilmesi gerçekten büyük bir denizcilik başarısıdır. Ama tabii ki kalbinden, kafasından uydurarak ya da oraya giderek bulmuş, çizmiş değildir. Yani bunun da altını çizelim arkadaşlar. Yani buradan ne anlıyoruz? Coğrafi keşifleri çok yakından takip ediyor. Tüm kaynaklara müracaat ediyor. Onları da takip ediyor. Ve keşfedilmemiş yerleri boş bırakarak, hani uydurmayarak da ayrıyeten bir ilmi kıstasa ne yaptığını, riayet ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Hatta keşfedilmemiş yerleri bilmediği için ne diyor? Buradan ötesi malum değil demesi de gerçekten son derece önemlidir. Bunun da altını çizelim. Bunun dışında arkadaşlar gerçekten yüzlerce, binlerce arşiv belgesi taranarak soykırım dedikleri Ermenilerin, ama kesinlikle soykırım olmayan, sadece tehcir yani hicret, zorunlu göç dediğimiz bir vakayı bugün maalesef soykırım olarak nitelendirmelere ilginçtir Ermenilerin. İşte Ermenilerle ilgili bugüne kadar yazılmış en yetkin belgelere dayalı ama roman olarak yazılmış en hoş, en güzel, en akıcı bir roman Aşk Irk Tanımaz. Bu da fakirin eseri, bunun da altını çizmiş olalım arkadaşlar. Bu haftalık dersimiz de bu kadar. Şimdilik Allah'a emanet olun.